Diyalog uzman sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Ee, normalde bildiğiniz gibi Yiğit arkadaşımız sunuyor aslında bizim webinarlarımızı, ama bugün çok sevdiğim bir hocam olduğu için e, ben ele geçirdim burayı ve e, bugün hocama soruları ben sormak istedim. E, çok sevgili hocam, Profesör Doktor Tanıl Kılıç benimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi ki buradasınız. Çok gururluyum gerçekten burada olduğunuz için. Çok keyifli burada olmanız. Ben de çok mutluyum birlikte e, bu programı yapacağımız için. Çok da heyecanlıyım ben de aynı şekilde. E, şimdi çok güzel sorular hazırladım sizin için. E, tam sizin aslında uzman olduğunuz konuyla ilgili, e, ekipleşmeyle ilgili. Çok konuşulan bir konu bu. Çok fazla işte makaleler, e, videolar, birçok şey var aslında bu konuyla ilgili. Ama biz bugün aslında sizin de hep dediğiniz gibi iddialı bir şey söyleyeceğiz. E, ekip kurmayla ilgili ve ekipleşmeyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşacağız bugün sizinle. Evet, aslında bu benim için de iyi bir fırsat olur. Çünkü e, alanın uzun yıllardır çalışan bir uzmanı olarak e, bu konuda anlatılanlar, bu konuda verilenler, bu konuda yazılanların bir kısmının gerçekten havada kaldığını ve kavramın altını boşalttığını düşünüyorum. Bu e, benim açımdan da e, üzerinde uzun yıllar uzmanlaştığım bu konuyla ilgili e, belki e, algıları ...düzeltme veya algıları yerli yerine... ...oturtmada bir fırsat olacak diye düşünüyorum. O zaman ben... E, ...başlıyorum sorularımla. Tabii ki. E, şimdi şunu sormak istiyorum aslında. E, siz bu konuda uzmansınız. Bir Az önce de aslında... E, ...yayına başlamadan önce konuştuk. Doktora tezenizi bununla ilgili yaptınız. Doğru. E, ekip kurmayla ilgili... ...yani daha doğrusu bir uzman olarak... ...ekip kavramından tam olarak ne anlamamız gerekiyor? Evet... <laughs> Önce bir kere şunu vurgulayarak başlamak lazım. Bazı kaynaklarda çünkü bunun da vurgulandığını biliyorum. Ekip ve takımın farklı kavramlar olduğunu söyleyen müellifler var. Sınavından aynı kavramlar. Ekip Fransızca kökenli bir kelime. Takım Türkçe, tim de İngilizce. Bunlar birbirinin muadili olan kavramlar. Bu kavramdan ne anlamalıyız? Bir çalışma grubuyla ekip arasındaki en temel fark hangi sorumluluğu olursa olsun kendi görevi ne olursa olsun her çalışanın ortak hedeften sorumluluk duyması, ortak hedefe kendini adaması ve bu ortak hedefe ulaşmak için kendi görevinin dışında hedefe ulaşmak için gerekli her türlü inisiyatifi kullanması. Yani nasıl tanımlanabilir? ortak hedefe adanmışlıkla bağlanma anlaşılabilir. Yani sayının birden fazla olması kişilerin sayısının birden fazla olması, aralarında iş bölümü yapmaları ortak hedef için birlikte senkronize çalışmaları onları ekip yapmaya yetmiyor. Burada temel kavram ekibin ortak hedefini kendi görevlerinin üstünde tutmaları ve o hedefe ulaşmak için her türlü inisiyatifi kullanabilmeleri anlamamız gereken bu. Peki bu gerçekten çok önemli bir şey mi? Ah. Oh. Hani hep ekipleşme, ekipleşme çok önemli, ekip kurmak deniyor. İşletmeler açısından bakılır. Tabi tabii sportif olaylarda bu olmazsa olmaz zaten takım sporlarında. eğer amacınız maçı kazanmaksa, maçı kazanmanın da ötesinde işte turnuvada birinci olmak gibi bir amacınız varsa bu amaç sadece e, o takımı kuran kurucunun veya takımın yöneticisinin amacı olarak kalmayıp bütün oyuncuların aynı rüyayı görmesi otomatikman sağlanıyor. Yani işte, takım oyunlarında ister voleybol olsun ister basketbol olsun ister futbol olsun her oyuncunun e, bir görevi olsa bile e, maçı kazanmayı en az teknik direktörleri kadar arzuluyorlar. Ve maçı kazanmak için kendi görevlerinin dışında gerekli her türlü inisiyatifi kullanıyorlar. Ha bu işletmeler için böyle olmalı mı? Hı -hı. Um, açıkçası bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Sosyal bilimlerin evrensel bir doğrusu yok. Yani e, pozitif bilimlerdeki o deterministik bakış açısı, belli sebepler, belli sonuçları da olur ve mutlak genellenebilir. E, Hı -hı. Bilimsel gerçeği sosyal bilimler için net bu kadar eee söylenecek bir durum değil. Ee, takım olmak bir tercih sonuçta. Ama bedeli olan bir tercih. Yani insanları siz takım olmaya zorladığınız zaman bir takım risklere giriyorsunuz. Biraz sonra bahsedebilirim bu risklerden. Ha, e, veya şimdi bahsedebilirim. Bu risklerden en önemlisi oyuncuların e, bir kısmının sosyal kaytarma dediğimiz nasıl olsa çalışan birileri var. Biz e, o kadar fazla efor harcamadan da arada e, idare eder e, mantığına gelmeleri ama daha da önemlisi ekip olmanın temeli kaybeden bir takımın e, hiçbir oyuncusunun başarılı olma duygusunu yaşamayacağından dolayı e, kaybet e, siz insanları ekip olmaya zorladığınızda ve ekip olarak kaybettiklerinde bireysel başarılı çalışanların Başarıları tatdir edilmeyeceği için takımdan ayrılma yönünde istekleri olması. Yani bireysel yetenekleri kaybedebilme riski var. İnsanları ekip olmaya zorluyorsa Çünkü ekip olmanın en temel koşulu e, hedefe ulaşılmadığında hiçbir oyuncunun başarısının ödüllendirilmemesi. Ee, bu anlamda da bakıldığında bu bir risk sonuçta kaybeden bir takımın oyuncusu olarak ne kadar başarılı olursanız olun bu başarının takdir edilmeyeceğini dikkate hmm. alırsanız bir müddet sonra kazanan bir takımın oyuncusu olmak için e, ayrılmayı tercih edebiliyorsunuz. Bu riske değiyor mu peki? Ah bu riske şey değiyor mu? Tabii sorunun cevabı aslında bu. Bu riske şöyle bu riske eğer sizin amacınız sinerji elde etmekse sinerji kavramını açacak olursak yani bir bütünün parçalarının tek tek yapabileceğinden daha fazlasını ortaya koyabilme yeteneği diyelim. Grup enerjisi diyelim. Eğer amacınız çok iddialı sonuçlara gidebilmekse bu riske katlanırsınız ve insanları ekip olmaya zorlarsınız. Ekip olmaya zorlamaktan da kastım sistemleri ekip olma temelli koyarsınız. Yani ortak hedefe ulaşmaya dayalı bir iş yapış biçimini ve kültürünü e, hakim kılarsınız. Hmm. Ve bunun dışında davrananları da e, bir şekilde e, sistemin dışına çıkarır veya sistemin içinde kalması için hmm. regüle edersiniz. Biraz törpülemiş oluyorsunuz. Törpülemiş oluyorsunuz. Yani. oluyorsunuz. Amacınız eğer sinerji elde etmekse yani insanların e, bireysel olarak yapabileceklerinin daha ötesini yapmalarıysa ama şart mıdır? Değil. Hayır ben sinerji istemiyorum. Ben her insanın kendi işini doğru yapmasını istiyorum ve yapmaları gerekeni de ben söylerim. Benim söylediklerimi yaptıkları takdirde problem çıkmaz anlayışına sahipsiniz. Onları bir ekip olmaya, bir ekip gibi davranmaya zorlamak yerine aralarında uyumlu çalışan bir çalışma grubu olarak devam etmelerinde de bir sıkıntı yok. Ha o zaman şöyle de bir avantajınız olur. Ekip olmaya zorladığınız zaman kaybedeceğiniz bireysel yetenekleri kaybetmemiş olursunuz. Çünkü oradaki temel odak kişinin kendi işini yapması, kendi performansını göstermesidir. Oysa ekip olmak kendi performansının ötesinde ekibin performansından sorumluluk duymak ve ekip arkadaşının ki burada arkadaş lafını... <laughs> al söylüyorum, ekipte çalışan diğer oyuncunun performansından da sorumluluk duymaktır. Çünkü e, ekipler oluşurken siz e, diğer insanları seçme şansına sahip değilsiniz. Dolayısıyla e, teorik olarak hiç sevmediğiniz, hoşlanmadığınız, tarzından hoşlanmadığınız, üslubundan hoşlanmadığınız tabiri amiyane Size kalsa aynı sofrada oturup yemek bile yemeği tercih etmeyeceğiniz biriyle Hı -hı. aynı hedef için çalışıyorsunuz ve onun performansının sorumluluğunu kendi üstünüzde duymanız gerekiyor. Hı -hı. Ee, bu e, bir müddet sonra eğer her iki de ekip kazanan bir ekip değilse sizin niye orada yer aldığınızı sorgulamanıza yol açıyor ve sizi bu şekilde zorlamaya itmeyen veya daha başarılı olacağını bildiğiniz bir yere kaynınıza yol açabiliyor. Bu nedenle e, bireysel çalışma bir tercihtir. <laughs> e, ben e, doğru insanları alırım, doğru insanlara doğru görevleri veririm. Onların yapmaları gereken işi kendim söylerim. Verdiğim işi takip ve kontrol ederim. İnsanlar işlerini iyi yaptığı müddetçe de hedefe ulaşırım diyen yöneticilere saygı duyuyorum. Evet bu bir ekip çalışması değil. Çünkü herkes kendi işini doğru yapmaktan sorumlu. Ama burada yöneticinin yükü artıyor. Hmm. Yani her birini ayrı ayrı kontrol etmek, takip etmek, aralarındaki senkronizasyonu kendi sağlamak zorunda. Hmm. Ve yöneticinin e, yanıldığı noktada, yöneticinin gözünden kaçan bir noktada e, olay patlayabiliyor. Oysa ekipte bir oto kontrol var. Ortak hedeften herkes sorumluluk duyduğu için yöneticinin atladığı bir noktayı diğerleri e, yakalayabiliyorlar. E diğerleri bir başka çalışma arkadaşının açığını kapatma sorumluluğu üstlenebiliyorlar. Her şeyi yöneticinin söylemesi gerekmiş i̇şte futbol oyununda bellidir. Yani adam savunma oyuncusudur, bir başkası forvet oyuncusudur, birisi kalecidir ama benim görevim kalecilik, Ben topu kurtarayım, başka bir şey beni ilgilendirmez diyemez. Gerektiğinde gol atmak için kalesini boşaltmayı, riske ederek gol atmaya gider. Ki kendi göreviyle asla alakası olmayan bir iş için. Hmm. forvet oyuncusuna destek vermek için. Buradaki temel amacı e, takımın maçı kazanmasıdır. Takımın maçı kazanmasından sorumluluk duymayan bir kalecinin hmm. temel görevi gol yememektir. Hmm. Ve gol yemediği müddetçe kendini başarılı kabul eder. Hmm. Ama onun gol yememesi takımın tur atlamasına, şampiyon olmasına yetmeyebilir. Hmm. Ya da tam tersi görevi gol atmak olan bir oyuncu e, gol atmanın ötesinde gelip kendi savunmasına yardımcı olur. Ee, topu kazanmasına yardımcı olur. Onun da amacı ma maçı kazanmak için sadece gol atırmak yetmiyor. Eee savunmamızı da doğru yapmamalıyız mantığıdır. Yani burada bakıldığında tüm oyuncular kendi görevleri ne olursa olsun maçı kazanmaya en az teknik direktörleri kadar istiyorlar ve bunun gereğini kendisine birileri bir şey söylemeden oyun içinde gerekli inisiyatifleri kullanarak gerçekleştiriyor. Bu oldukça önemli bir çalışma biçimi. Çünkü aksi takdirde e, her, herkesin kafasını kenara çevirip teknik direktörden komut alması gerekir. <laughs> ve böyle bir oyun takım oyunu değildir. Hı -hı. Bu yöneticinin birebir yönetimidir. Kötü müdür? Hayır diyemeyiz. İşe yaramaz mı? Hayır diyemeyiz. Ama iyi bir ekibin yarattığı sinerjiyi bireysel çalışmada e, yaşamak, oluşturmak Hı -hı. Ve, çok çok nadir görülen bir durum. Peki az önce söylediğinizden hareketle yani dediniz ya amiyane tabirle aynı sofradan yemeyeceğiniz kişilerle ekip olmanız gerekiyor. Peki aynı sofradan yiyeceğiniz kişilerle ekip olursanız daha mı iyi bir ekip olur? Yani aynı background'a sahip, aynı eğitime, aynı iş yapış şekline sahip insanlar daha mı iyi ekipler oluşturuyor? Şöyle çok uyumlu olacakları bir gerçek. Yani insanlar benzer eğitim almışlarsa benzer iş yapış biçimleri be, be, benzer Rahle-i Tedris der eskileri hmm. ee, süreçten geçmişlerse benzer ustalardan benzer görüşleri almışlarsa e, çok uyumlu çalışabilirler. Çünkü olaylara bakışları benzer olur. Hmm. Reaksiyonları benzer olur. Fakat bu onların ekip olmasına yetmez. İşte ekip konusundaki yanılgılardan bir tanesi bu. Hmm. Ee, konuşmanın doğru başında doğru biten <laughs> yanlışlardan uyum. Hmm. Uyumlu olmak ekip olmanın göstergesi midir? Değildir. Bilinenin tam aksine iyi ekipler çatışma yaşar. İyi ekipler fikri olarak çatışan e, beyinlerden ortaya çıkan sinerjiyle başarıya ulaşırlar. Bir odada herkes aynı şeyi düşünüyorsa odada fazla bir şey düşünülmüyor demektir. Ha peki farklı düşünme çatışma yaratmaz mı? Yaratır. Tabii ki yaratır çatışmayla ekip olmak birbirine tezat bir şey değil. Ha çok önemli bir nokta var. Yani fikri anlamda çatışmak çok müthiş bir zenginliktir ekip olmak için bir koşuldaki anlamak için dinleyebilme becerisi olsun. Yani dogmatik olmayan beyinler. Yani farklı fikirleri çürütmek için, kendi fikrini kanıtlamak için dinlemek yerine ortak yani doğrusu, noktada ortak noktada uzlaşılabilecek bir şekilde anlamak için dinleme dediğimiz bir biçimde dinleme ile e, bir konsensus yaratma kültürü oluşabilir. Zaten baş, başka türlü bir kültürde ekip olmak mümkün değil. Hmm. E, eğer fikri çatışmalar bir konsensus kültürüyle ortak noktaya ulaşmaya dönüşemiyorsa fikri çatışmalar kaosa ve kavgaya döner. O yüzden uyumlu olmakla iyi ekip olmak aynı şey değildir. Hatta Aşırı uyum ekip olmanın öndeki engellerden bir tanesidir de. Hı. Düşünün şimdi ortada biri bir şey söylüyor ve arkadaşların büyük çoğunluğu aynı şeyi söylüyorlar. Fakat siz farklı bir şey düşünüyorsunuz ve konuyla ilgili önemli de konu hepiniz için önemli ama uyumu bozmama adına susuyorsunuz. ve Belki de sizin düşünceniz haklı hı hı. ve onu söyleyerek insanları ikna etmeye çabalamıyorsunuz. Sırf parazit olmamak uyumlu çalışanlar görüntüsünü bozmamak için. Ve yaratabileceğiniz sinerji ortadan kalkıyor. Hmm. E söylersek tartışma olmaz mı? Olur zaten, olmalı da. Hmm. E, ekip olmak, tartışmak demek. Ama bu tartışmanın kavgaya dönmemesi için, anlamak için dinleme becerisi. Bu son derece önemli. Altını çiziyorum. Ee, sanıyorum Stephen Covey kitabında e, dinleme biçimlerinden söz ediliyor. İşte beş türlü dinlemeden bahsediliyor. Çok kısaca onu da burada... Etkili, çok... Et, etkili insanların yedi etkili alışkanlığı. Yedi Orada sunuluyor işte. Beş türlü dinleme var. Bir tanesi umursamama. Umursamama. Karşınızdakini sizin umursamadığını nasıl anlarsınız? Göz teması kurma. Zaten siz konuşurken başka bir şeyle uğraşıyorsa adam size umursamıyordur. En kötü dinleme biçimi bu. Dinleni, dinleyene kendini çok kötü hissetti. Daha doğrusu konuşana kendini çok kötü hissettir. Karşınızdaki kişinin anlat anlat ben seni dinliyorum deyip başka bir şeyle uğraşması. Çünkü insan kulağıyla dinlemez. Kulak işitme organı. İnsan gözüyle dinler. Aynen. Yani. Kulağıyla işitir, beyniyle anlar. Dolayısıyla göz teması özellikle yüz yüze iletişimde son derece önemli. Ha, i̇kincisi dinliyormuş gibi yapmaz. Burada e, göz teması olsa bile aklının başka yerde olduğunu bilirsiniz karşınızdaki kişinin ve anlatan içinden son derece e, Demotive edici bir durum. Yani anlatma şevkini ve azmini ortadan kaldırıyor. Bir üçüncü dinleme biçimi e, seçici dinleme. Karşınızdakini dinliyorsunuz ama işinize gelen noktaları alarak dinliyorsunuz. Tabi bu çok yanlış anlaşılmaları yol açıyor. Hmm. Dördüncü dinleme çok dikkatli ama ön yargılı dinleme. Burada da karşınızdakinin her söylediğini nasıl e, karşı kanıtlarla çürütebilirsiniz bakış açısı var. Evet, göstermesi var, dikkat var, söz kesmeme var ama bu hayırlı bir dinleme değil. Ve uzlaşma kültürüyle uzaktan yakından alakası yok. Sabaha kadar tartışmanın süreceği bir ortam. Ortak bir noktada uzlaşma şansı yok. İşte bunun için Kovey diyor ki, beşinci dinleme biçimi çok önemli. Hı hı. Aa, anlamak için dinleme. Yani karşıdakinin kim olduğu, ideolojisi, e, organizasyonel mevkii hiç önemli. Sadece ne söylediğini odaklan. Dur bakayım ne demek istiyor. A, mantıklı bir şey söylüyorsa a, ben de kabul edebilirim. Bu şekilde dinlediği zaman insanlar birbirlerini farklı fikirlerini anlamak için dinlediklerinde ortak bir noktada uzlaşabiliyorlar. Konsensüs kültürü bu da ekip olmanın çok önemli bir olayı. Sorunun cevabına baştan dönecek olursak, benzer e, yetişen insanların evet e, benzer alışkanlıkları olacağı için belki çok çatışmacı olmayacaktır ama sinerjiyi yaratma yetenekleri körelmiş olabilir. Hmm. Farklı düşünen insanların bir arada olması bir zenginliktir. Çatışma ihtimali var mıdır? Vardır ama anlamak için dinleniyorsa bu tamamen sinerjistik bir etki yaratır ve ekip olmak için son derece kritik bir faktördür. Peki bu eğitimle öğrendikler şey mi şey? Ya bu takım çalışması, eğitimleri vesaire işe yarıyor mu sizce? Ee, şöyle tabii e, ekip anlamak için dinleme belki de kişinin kendi dinleme biçiminin farkına varması, önyargılarının farkına varması e, ile alakalı ve e, bunun e, aslında öğrenilmesinin en önemli yönü e, kendisiyle ilgili geri bildirim alması insanların. Yani pek çok insan farkında değil dogmatik olduğunun veya belli konularda önyargılı olduğunun. E, bunun yüzleşmesi lazım. Bunun için bir takım sistemler var. Yani e, ama hani İşletme e, yönetiminde en çok kullanılan sistem 360 derece geri bildirime dayalı performans değerlemek. Yani sizin e, amiriniz, yataylarınız veya altınızdaki kişiler sizin e, dinleme konusunda e, ne kadar açık olduğu, farklı fikirleri, görüşleri anlamaya ne kadar açık olduğunuzla ilgili geri bildirim veriyor. Eğer siz bu geri bildirimi alıyorsanız ve kendinizde sorgulama beceriniz varsa bunu aşmaya çalışabiliyorsunuz. Ha, sorunun ikinci kısmı bu ekip çalışması eğitimleri ne kadar faydalı oluyor? Valla bu eğitimleri binden fazla veren kişi olarak bana çok faydalı oldu. <laughs> i̇yi para kazandım diyebilirim. <laughs> Ama e, gerçek anlamda faydalı oluyor mu? Tabii. Ekip konusunda bilinç uyandırmada, ekip çalışmasının niye benzeyeceği konusunda, ee, iyi bir ekip ki, e, bu eğitimler özellikle aktiviteli eğitimlerdir yani e, experiential learning dediğimiz yaparak yaşayarak deneyerek öğrenme kendi e, ekip çalışması ile ilgili hatalarının farkına yaşayarak varıp bunun nasıl düzeltileceğini e, yaşayarak öğrenecekleri türden eğitimlerdir daha çok e, böyle e, salt anlatıma dayalı eğitimlerden ziyade Bunlar evet ekip çalışmasında nelerin yanlış veya nelerin eksik olduğunu göstermeyi sağlar. Ama işletmelerin çalışma birimlerini, departmanlarını ekip haline getirmelerinde pek de bir işe yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü sistemleriniz ekip olmayı desteklemiyorsa hmm. eğitimler sadece bilinç yaratır. Ama bireysel çalışma biçimini, bireysel çalışma ilişkilerini ve bireysel başarıyı ödüllendirmeyi destekleyen sistemlerde insanların ekip haline getirmek, hele ki bizimki gibi doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. kapitalist kültür demeyeyim, batılı kültür veya bireysel başarının kutsandığı <laughs> ve insanların başarılı oldukça bireysel ödülleri aldıkları kültürlerde ee, çok da kolay bir şey değildir. Sistemler ekip çalışmasına destekleyici olarak kurgulanmadığı müddetçe e, eğitimlerle sonuç almak mümkün değil. Ha, tabii eğitmen olarak biz sonucu alıyoruz. Onu da <laughs> söylemem gerekir. Aslında tam da onu soracaktım. Yani toplumsal kültür etkili midir diye soracaktım. Aslında biraz cevabını verdiniz ama. Yani Aslında bunu toplumsuz. açmakta fayda var. <laughs> toplumsal kültür şöyle bir e, e, Önemli. Şimdi bakıldığında tıp tenis kültürler ve veya bireysel bireyci çalışmayı destekleyen kültürler dediğimiz kültürler genelde batılı kültürler. <laughs> İnsanların bireysel başarıları, bireysel anlamda başarılı olmaya ve bireysel anlamda başarılı oldukça kazanmalarına yönelik kültürler. Bu eğitimdeki eee Eğitim esnasındaki ödüller için de öyle takdimler. Teşekkürler. Efendim iş hayatındaki e, terfiler içinde, primler içinde geçerli bireysel performansının ne kadar iyi olduğu. Ama bu bireysel performansın ne kadar iyi olduğu e, seni takım yapmıyor. İyi bir çalışan, iyi bir görev adamı olmaya gidiyor. İyi bir öğrenci, başarılı bir öğrenci olmaya motive oluyorsunuz. E, bizim sizin kültürlerimizde de bir bizim kültürlerimiz derken Türkiye'de hı hı. biraz daha ortada bir kültür şimdi e, diğer kültürle bağlantısını kuracağım ama batılı kültürlerle asıl örneği vereceğim Japon kültürü arasında daha ortada. Bu batılı kültürlerde daha da kor bir şekilde bireysel başarı ve o başarıya odaklanma var ve başardıkça kazanma var. O yüzden de o rekabetçi anlayış Batı'da takım çalışmasını çok zorlaştırıyor. Hmm. Dünyada en çok takım çalışması üzerine kitap yazılan ülkede Amerika'dır. <laughs> Bu konuda hemen hemen hiç kitabı yazılmadığı ülkede Japonlar. <laughs> Neden? Çünkü Japon'un yanı toplumsal yaşamı, Batı'dan çok farklı kültürel değerlerle çocuk yetiştirmeyi ve o çocuğun da iş hayatına girdiğindeki gelişimini etkiler. Yani e, Japon çocukları Bugün neyi başardığın değil, okulun için ne yaptın, ülken için ne yaptın, firman için ne yaptın, topluma yaptıkları katkıdan dolayı ödüllendiriliyorlar. Bireysel olarak başardıklarından değil. Dolayısıyla o, o şekilde değerlerle yetişen çocuklar e, yarın öbür gün kurumlarının başarılarını her şeyin üstünde tutuyorlar. Bakın dünyada bu meşhur. Japon kalite mucizesini yaratan e, toplam kalite e, felsefesi bu kalite çemberleri vesaire e, Demik ve Yuran ismi iki Amerikalı e, tarafından geliştiriliyor ve Amerika'da işi e, sonuca ulaşmıyor Çünkü bu tamamen, Kişilerin problemleri çözmeleri için oturup emek harcamalarını gerektiren ekip çalışmaları yaparak problemlerin nedenlerini tespit edip onları hızla aşacak çözümler getirmeleri gerektiren oluşumları öngören bir model ve bu Japonya'da doğrudan toplam kalite felsefesinin temelini oluşturan bir uygulamaya dönüşebiliyor kültür bunu çok hızlı sahipliyor çünkü Japon toplumunun yetişme biçimi buna çok uygun. Hı hı. Ha. Peki bu Japonların takım olma yönlerindeki bu kültürel altyapısı onları çok başarılı mı kılıyor? Hı hı. Onların da eksikleri var. Bireysel yaratıcılığın gerektiği yerde de Japonlarda bir tıkanma var. İnisiyatif kullanma hemen hemen hiç yok. Karar alma mekanizmaları çok ağır işli. Işte. Çok ilginç bir deneyimimi anlatayım. Bir hı hı. E, tekstil makinaları distribütörlüğü yapar. Firmanın danışmanlığını yaptım bir dönem. E, firma örgü makinaları üzerinde satıyor ve bir e, Amerikan markası firmanın e, markası ve onun distribütörlüğünü almış. O makinalar da piyasada çok tutan makinalar. Adını da vermeyeyim şimdi firmanın. O, e, o markayla o makineler peynir ekmek gibi satılıyor. Ama o makinelerin tamamı bir Japon makinesi. Japon yapıyor makineyi. Amerikalı markayı takıyor ve satıyor. Japon satmıyor. Japon tüm üretimini Amerikalı için yapıyor. Çünkü en iyi yaptığı şey kaliteli makine üretmek. Amerikalı da en iyi yaptığı şey satış becerisi ve pazar bulma ve pazarlayabilme. Çok enteresan. İki ülkede kendi kültürüne uygun bir işbirliği yapmışlar ve buradan da ee, ilginç bir sinerji ortaya çıkmış hı. durumda ve o e, hakikaten o marka piyasa lideriydi ve bayağı da pahalı makinalardı yani sektördeki diğer makinalara göre oldukça pahalı ve e, şey gören talep gören makinalardı. sorunun cevabı kültürel faktörler takım olmayı destekler mi? Evet. ha Gelelim şimdi Türk kültürüne. Hı hı. Şimdi olayın bir yanı bireysel yaratıcılık bir yanı sinerji yaratan e, ekip çalışması. Biz peki, yani biz iki tam ortadayız. Tarafın, i̇ki tarafın avantajlarını mı alıyoruz, ee, evet, Avantajlarını mı? E, aslında iki tarafın avantajı da var. Çünkü bizde e, toplumsal kültürümüz işbirliğini destekleyen bir kültür. Eskiden daha da net bir kültürdü. işte ne o imece e, usulü, paylaşma, yardımlaşma, işte e, elinde bir makinesi varsa bütün köylüye o makinesini verme, kim elinde nesi varsa ortaya koyarak diğerlerinin işini kolaylaştırma. Çünkü bu çok önemli. Yardımlaşma ya da yarışma, takım çalışmasında önemli. İkinci taraftan biz bir de bireysel açıdan yaratıcı olmak zorundayız. Çünkü problemleri de çözüm getirmek zorundayız. Ha Bizim sıkıntımız ne? Bizim e, ...ikisinin de ortak kesiti olan... ...planlama fonksiyonunda... ...oldukça sıkıntılı bir toplumuz... ...yani takım çalışmasını yaparken de... ...çok iyi bir planlama gerekiyor... ...bireysel performansta da... ...bizde ikisinin de nüveleri var ama... ...planlama fonksiyonundaki eksikliğimiz... ...hani bizi bir laf vardır... ...adam deve kuşunu görmüş... ...bu ne ya diye sormuş... biz demiş ki ya deve kuşu... ...Allah demiş ne deveye benziyor ne kuşa benziyor... ...bizimkisi biraz deve kuşu gibi yani... Artıları da var ama ortak eksisi bu artıların e, bize olan faydasını sağlamada yeteri kadar fırsat vermek. Peki. Buraya kadar ekipleri konuştuk. Ekip oyunculuğundan ne anlamamız gerekiyor hocam? Şimdi, ekip oyunculuğu aslında e, çok kritik bir kavram. Ekip çalışması açısından, ekip olma açısından. En basitiyle ekip Görevini yaparken o görevden etkilenen kişinin işini nasıl kolaylaştırırım diye düşünerek yapmak. İyi. Bunun en tipik görüneceği örneklerden bir, ta bir tanesi ameliyathanelerdir. Şu ameliyathaneler de evet. ki görev dağılımına baktığınızda işte bir, e, ameliyathanenin e, ameliyat için hazır hale getirilmesi işi vardır ki bu genelde ameliyathane hemşiresi denen kişinin sorumludadır. E, ...bütün tıbbi malzemelerin e, yerli yerinde olması, hijyen kontrollerinin yapılması, işte anestezi cihazlarının çalışır durumda olmasını önceden temin eder. Daha sonra hasta odaya alınır, e, operasyonun gerçekleşeceği e, e, ne diyelim ona tam da tıbbi terimini bilmiyorum ama sedyeye yatırılır veya yatağa yatırılır. Daha sonra e, anestezi öncesinde yine ameliyathane hemşiresi devreye girer o oh, anesteziyle ilgili aparatları hazırlar. Sonra anestezi devreye girer. Anestezi Bunları bir, biri dışarıdan komuta etmiyor. Yani bir tanesi yukarıdan bir ameliyathane yöneticisi yukarıdan megafonu alıp sen şunu yap sen şimdi bırak onu sen şimdi devreye gir de bunlar kereliğinden o. <laughs> ondan sonraki hikaye asıldığı Çok önemli. Ondan sonra cerrah operasyonu başlar. Yanında asistanları vardır. Terleri tepe pıt 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 silerler görürüz. <laughs> <laughs> Bu arada şunu da görürüz. Cerrah elini uzatır. Pens der. Ve ameliyatların hemşiresi pat diye pensi koyar. Aa, biraz sonra neşter der, neşteri koyar. İşte de aklınıza da gelse makas der, makası koyar. Yani adam elini uzattığı zaman kıt diye hep şey onu koyuyor. Peki bu, bunlar bu hemşire kucağında taşımıyor. Onların bulunduğu bir yer var. Ameliyathanenin bir kenarında aparatlar var. Eee aslında olayı şöyle çalışması gerekmez mi? Pens dedi. Bir dakika efendim. Hemen gitti aldı getirdi. Buyurun pens. Evet görevini yapıyor mu böyle yaparsa? Evet. Hı hı. Ama biz buna takım oyunculuğu demiyoruz. Ekip oyunculuğu demiyoruz. Ekip oyuncusu pens dediğinde tak pensi vermez. Nasıl oluyor bu? Elinde değil bunlar. Ama pens dediğinde pens hazır. Hemşinin de hekimine de veriyor. Veya makas veya neşter. Neyse. Çünkü sürecin tamamını biliyor. Hı. Kendine ne zaman sıra geleceğini biliyor. Kendine sıra gelmeden önce ön hazırlığını yapıyor ve istendiği anda devreye giriyor. Tam takım oyunculuğu bu. İyi takım oyuncusu işi kendi bildiğine göre değil benden sonrakinin işini nasıl kolaylaştırırım diye düşünerek yapar. O kadar önemli bir nüanstır ki bu. Ha bu nasıl olur? ha ilanlara bakarak takım oyununa yakın e, çalışanlar aranıyor. Bu bir insan kaynakları mucizesi. Öyle oyuncular seçti ki yok böyle bir yalan. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yalan yok. Bu tamamen sistem budur. Bir kere kişinin yaptığı işin sonucunun nereye gideceğini çok iyi bilmesi lazım. Büyük resmi görmesi lazım. Takım oyuncusu olması için kendi işindeki bir hatanın bir başka işte doğurabileceği hatayı, kendi işindeki gecikmenin bir başkasında yaratabileceği sıkıntıyı, yanlış bir bilginin doğurabileceği faturayı görmesi lazım. Um, kendinden sonraki kişinin bakış açısıyla bakması, empati. Nasıl olur bu? Hı hı. Bunu üç tane ana yolundan söz etmek mümkün. Bunlar sistemlerle alakalı. Hani e, konuşmanın başında dedim ya, yani çalış, e, Batılı kültürlerdeki insanları yani bireysel çalışma alışkanlığıyla yetişmiş insanları ortak hedeften ve bu hedef için sevmediği bir insanın e, performansından sorumluluk duyar hale getirmek için sistemler şart. O, o, o nedenle eğitimler ne kadar etkin sistemler olmadığı takdirde eğitimlerle sonuca da ulaşamazsınız. E, Burada da bir sistem oluyor önemli. Yani her kişinin ...yaptığı işin kendisinden sonraki kişinin işinin ne kadar etkilediğini öğreneceği sistemler. Yani bunun bir tanesi işe alırken yapılan oryantasyon. Bu genelde firmalarımız yapıyor ama çok kısa oryantasyonlar. Firma tanıtılıyor, departman tanıtılıyor. Oysa eğer siz ekip kültürünü oluşturmak ve ekip çalışması yapmak istiyorsanız... ...biz genelde e, bu sistemi öneririz. Bu şekilde düşünen firma olarak e, görev tanımlarını hazırlarken her pozisyonun iş ilişkisi içinde olduğu pozisyonları yoğun iş ilişkisi içinde tanımlar. Alınan kişi kendi işine başlamadan o bölümlerde ikişer, üçer gün buna biz genişletilmiş oryantasyon veya başlangıç rotasyon deriz gidip oradaki insanların gözüyle kendinden ne beklendiğini görüp hatta onlarla birlikte vakit geçirip öğlen yemeğini birlikte yiyip onların bakış açılarını öğrenip kendi işine öyle dönmeleri. Çünkü malumunuz empati ve tecrübe edenin tecrübe size yönelik geliştireceği bir şeydir. Yani bir çocuğun ebeveynine empati e, yapmasını beklemek aşırı iyimserliktir ama bir ebeveynin çocuğa empati yapmaması e, oldukça zordur. O yüzden zaten e, Pek çok ebeveyn çocuklarına Allah sana senin gibi bir evlat versin derler. <laughs> ee, orada da Burak şu yani bana ne çektirdiğini anlayabilmen için mutlaka bebeğin olman lazım. Sen beni şu anda anlayamazsın. Dolayısıyla burada iyi takım oyunculuğu kişilerin, diğer eşinden etkilenen insanların bu işle bağlantılı ne beklediklerini görmelerini sağlamak. Oryantasyon bunun bir yolu. Bilmiyorum. Bu evet. Bunun bir yolu e, Normal oryantasyonda da kişinin göreviyle departmanı ve kurumun ana hedefleri arasındaki bağlantının kurgulanması, insan kaynakları ve bölüm yöneticilerinden yaptığı işin sonucunun nereye gideceğini çok iyi göstermeleri gerekiyor. Bunun üçüncü bir yolu, özellikle ekip çalışması açısından sürekli sıkıntılar çıkan kişiler ve veya birimler arasında bir araya gelip Problemleri masaya yatırıp birbirlerinin beklentilerini öğrenip o beklentiye göre nasıl birlikte iş yapabiliriz oturumları yapmak. İşte intergroup, team building oturumları, organizational mirror oturumları. Yani e, ekip olmak sadece eğitimde ekip şöyledir, böyledir, iyidir, sevgidir, iletişimdir falan. Evet bunlar mutlaka e, ekip olmak için önemli ama sevgi şart değil mesela ekip olmak için. Hı hı. Sevgi şart değildir. Ha, şunu sorabilirsin Ya sevmediğim bir insandan e, nasıl nasıl işbirliği yapabilirim? Eğer eğer hedefe inanıyorsanız. Hedefe gitmek istiyorsanız o kişi de o hedefe gitmek için alınmış doğru bir kişiyse onu sevmeseniz bile Hı. yaptığı işe duyduğunuz saygıdan dolayı onun işini kolaylaştırabilirsiniz. Hı. Önemli olan ortak adamı amaca ulaşmayı kendi görevinizin üstünde tutmak. Bunun için de Hı. en önemli sistem Ortak hedefe e ulaşmaya dayalı performans ölçüm sistemleri ve prim sistemleridir. Bu sistemleri kurmadan bireysel başarıyı ödüllendiren, bireysel başarıya dayalı bir performans ölçen e, evet. ve bunu ödüllendiren kurumlarda e, ekip çalışmasını eğitimlerle sağlamak e, o yüzden 6 boş olan kavramlar. O anlamda eğitimler evet insanları bilinçlendiriyor ama bunu çok yaşıyoruz. Ee, eğitimlere gidiyoruz. Orada ekip olmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar e, emek gerektirdiğini biliyor ama şunu diyorlar. Pazartesi günü gene bizim yöneticimiz bize bırakın o departmanları biz kendi hedefimize bakalım diyecek. Şimdi böyle bir kültürde alınan eğitim, eğitmeni zengin etmekten başka ne işe yarar? Ee, bu altyapıyı kuran firmalar eğitimi de verdiklerinde evet orada sistemler oturuyor. Yani i̇şte bu takım oyunculuğu içinde bir, bir rotasyon sistemi, bir e, işe alırken yapılan işle e, kurumun hedefleri arasındaki bağlantıyı kurma, bir de kendi işiyle diğer ilişkili işler arasındaki bağlantıyı görme imkanı ve özellikle de sürekli problem yaşayan birimlerin bir araya gidip bunları masaya yatırıp çözüme kavuşturmaları gibi sistemler gerekiyor. Eğitimler bunlardan sonra evet işe yarayacaktır ama bu sistemleri kurgulamadan eğitimlerde pek işe yaramayacaktır. Dolayısıyla takım oyunculuğu ekip çalışmasının en önemli kavramlarından bir tanesi. Yani işi yaparken bir kendi planıma, kendi günlük iş listeme göre yapmak var. Bir de benden sonraki kişilerin işini nasıl şey yapabilirim. O benim önceliklerimi değiştiriyor, inisiyatif kullanmamı sağlıyor. Ve bunun içinde ortak hedeften sorumluluk duymak gerekiyor. Futbol takımlarında bunu çok net görürsünüz veya basketbol takımlarında. Yani rakibinin kademesine giren benim e, görevim bu değil. Ben oraya gitmem demeye. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz golcü adam sadece attığı goller ve e, asistleri için prim alsaydı takımın kazanıp kazanmamasından hiçbir şekilde sorumlu olmasaydı savunmasına yardıma koşar mıydı? Hayatta koşmaz. Çünkü savunmaya koştuğu her yardım onun bireysel primini engelleyen bir faktör. Ama takımlar ne diyorlar? Maçı kazanmadan kaç gol attığının hiç anlamı yok. Hmm. Attığın gollerin bir anlam taşıyabilmesi, bir ödüle prime dönüşebilmesi için önce maçı kazanmalıyız. O zaman da diyor ki evet ben görevim gol atmak ama şu anda savunmaya gitmezsen maçı kazanamayız. Ve kimse ona git demeden o kendinden gidiyor, desteği veriyor. Takım oyunculuğu bu. Onların işini kolaylaştırmalıyız. Bir webinarımızı da Türk futbolu üzerine yapsak mı hocam? Aa, o kadar <laughs> iddialı değilim. Çok uzman yorumcular var ama. ha Tabii bir de ekşi sözlükte adam şöyle çıkmıştır. Bütün derslerinde futboldan örnek veren adam diye. E, uzun yıllar takım çalışması anlatınca herhalde softboldan örnek versem pek alışılmaz <laughs> diye düşünüyorum. bir yandan da futbolu sevdirmek gibi bir misyonum da yok desem yalan olur. Öyle mi? Peki. Şimdi takım oyuncusu dedik. Ee, biraz da liderden bahsedelim istiyorum. Siz bu kavramı biraz içi boşaltılmış bir kavram olarak görüyorsunuz ama e, şey diyebiliyor muyuz? Yani güçlü lider iyi ekipler oluşturur diyebilir miyiz? Liderlik kavramının içi boşaltıldı demiyorum. Ekip liderliği kavramının, daha doğrusu ekip lideri diye e, bir yönetsel pozisyon icat edildi. Firmalar artık pozisyonlara isim bulamayınca en alt kademedeki, birinci kademedeki yöneticilere ekip lideri gibi bir e, tabir kullanan firmalar var. Oradaki kavram künya yanlış. Yani ne ekibi doğru, çünkü onların ekip olup olmadığı belli değil ne lideri doğru oradaki kişinin lider olup olmadığı doğru değil. Bunu bir yönetsel pozisyon olarak kullanıyorlar. İki kavramı birden katlediyorlar. Bir kere buna şey ha, liderlik kavramı altı ge, e, salt anlamda liderlik ekip liderliğine girmezsek altı boşaltılmış bir kavram değil. Aşırı kutsanmış bir kavram. Hmm. O konuda da çok sayıda makalem var. Belki bir konuşmayı tamamen bunun üzerine de ayırabiliriz. Çünkü bu önemli bir konu. Çünkü e, güçlü liderler sistemlerin olmadığı yerlerde gerekir. Sistemlerin çalıştığı yerlerde güçlü liderlere ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla liderlik bir boşluk doldurma, bir sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Çünkü birilerinin birinin, birinin peşine takılma ihtiyacı olması için mevcut durumdan rahatsız olmak lazım. Liderliğin temel koşulu. Halinden memnun olan insanlar hiç kimsenin peşine takılmaz. Dolayısıyla güçlü liderlik ihtiyacı toplumların, kurumların kriz ve kaos ortamlarında ortaya çıkan bir şey. Ha tabii eğer ayrı bir toplantı yaparsak bu konuyla ilgili ayrı bir program e, orada çok daha detaylı anlatırım. Yani bugün <laughs> bu kavram 90'lara kadar farklı görülüyordu. 90'lardan sonra ben başka bir boyuta geldi. Ama bugün e, liderlik özetle güçlü liderlik tepe yönetimlerin asli işi. Çünkü eee Yine Warren Benes ve Peter Drucker'ın çok güzel bir tanımı var. Yöneticilikle liderlik arasında ayrışımı yapan doğru işi yapmak, liderlik işi doğru yapmak yöneticilik. Hmm. Şimdi takımlara geldiğimizde takım lideri ile sürü çoban, güçlü liderlerin çoğu zannedildiği kadar takım çalışmasına, ekip çalışmasına prim vermezler. Hmm. Ee, sürü çobanı olmayı tercih ederler aradaki nüansı şöyle anlatabiliriz. Gerçek anlamda ekip liderliğini anlayabilmek için <laughs> şu yaban kazları hikayesi vardır. Aslında yaban kazları hikayesi ekip olmanın pek çok boyutunu anlatır. Yaban kazları niye V biçiminde uçar? Hı. Soru bu. Cevap. Bu uçuş biçimi onlara inanılmaz bir sinerji yaratır. Bu şekilde uçtuklarında düz uçsalar veya tamamen yatay uçsalar kat edebilecekleri mesafenin yüzde seksen daha fazlasını bir kere de kat edebiliyorlar. Aerodinamik bir özellikten kaynaklanıyor bu. Öndeki kas kanatlarını çırptığı zaman oluştuğu, oluşan hava boşluğu arkadaki kazların daha az sürtünmeyle karşılaşmasına yol açıyor ve onlar daha yavaş kanat çırpışlarıyla daha az enerji harcayarak o hava boşluğunu değerlendirerek yol alıyorlar. Sıkıntı öndekinde, öndeki sürekli kanat çırpıyor. Bu durumda ne oluyor? Öndeki kas çabuk yoruluyor ve bunu arkaya geçerek yerini ikinciye bırakarak telafi ediyor. Yani yorulan kas şimdiden en arkasına geçiyor. İkinci sıradaki kas öne geçiyor ve bu hızlı kanat çırparak arkadakilerin, bu takım oyunculuğu da var burada, kendisinden sonrakilerin işini kolaylaştırmak ve bu şekilde sürü e, benzer bir bir defada harcayacağı enerjiyle yüzde seksen fazla mesafe kat ediyor. Bu birkaç kaynakta e, akademik bir çalışma olarak tanımlandı. Belki şehir efsanesi bilmiyoruz ama çok yaygın bilinen bir hikaye. Şimdi burada önemli olan şu, bunun olması için birkaç şey çok önemli. Bir, çıl kazlı ee, öne geçtiğinde aynı rotaya gitmeleri lazım. Bir kere yola çıkmadan önce ekip lideri e, hedefi anlatır. Rotaya birlikte karar verirler. Arkadaki bütün kazlar da rotayı bilir. Öndeki devre dışı kaldığında arkadaki onun yerini geçer ve devam eder. İki, işte öne geçenin ee, ekibin selameti uğruna geri çekilmeyi bilip arkadakinin önünü açması gerekir. 3. E, bütün kazları hedefe ulaşmaya en az öndeki kaz kadar istemelerini gerektirir. Ve dolayısıyla ekip liderliği yöneticinin tıkandığında herhangi birinin inisiyatifi alıp ekibin başına geçmesine izin veren dönüşümlü bir liderliktir. Şimdi şöyle bir lider düşünün. Güçlü bir lider. Dört tane kendine sadakatle inanan, karizmasından etkilenen adam var. Dört adam da işini doğru yapan adamlar e, ve il lideri sadakatle bağlılar ve lider ne derse yapıyorlar. Ama lider onlara hiçbir açıklama yapmıyor. Hedefi anlatmıyor, e, onların fikrini almıyor. Sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Onlar da tıkır tıkır yapıyorlar ama bir dediğini iki var mükemmel yapıyorlar. Lider vefat etti. Bu dört kişinin hedefe ulaşma şansı var mı? Yok. Hedefi bilmiyorlar. Yöntemi bilmiyorlar. Bir de motivasyon sağlamak zor değil mi bu kişiler için? Yani sürekli mükemmel yapabilir mi misiniz hedefi bilmeden? Peki, su şu var yani siz birine karizma atfediyorsanız onun istediğini yapmak sizin için temel hedef haline gelir. He. Zaten liderlik öyle ence vererek, boşluğu doldurarak gücü elde ediyorsunuz. insanlar. size inandıktan sonra karizmatik bağlanma gerçekleştikten sonra kendi hedefinizi onların hedefi haline getiriyorsunuz. Evet. Ha bu şurada işe yarayabilir bu güçlü liderlik. Yani insanları eğer sistemler ortak bir hedefe kilitlemiyorsa yani ortak hedefe ulaşılmasa bile herkes başarılı oluyorsa. Bakın bunun çok tipik örnekleri var. Mesela ilaç sektöründe çok e e enteresan e satış ekipleri var. Bölge satış ekip. Bunların nesi ekiptir? Çok ilginç. Adamların bölgeleri, brikleri ayrıdır her birinin. Dolayısıyla hedef de ayrı. Başlarında bir tane bölge ekip lideri var. Bölge ekip lideri toplam bir rakamdan sorumlu. Bunları bölmüş. Bunlar da kendi alanlarında satışları yapıyorlar. Yaptıkça sattıkça da bireysel prim alıyorlar. Evet rekabet de var. Şimdi bunun adı ekip mekip değil. Rekabet Rekabet yok çünkü rekabet edecekleri şey yok. Bölgeleri de ayrı. Biri Ümraniye'de, biri Pendik'te, biri Bakırköy'de, biri Bağcılar'da. Alanlar sınırlanmış. Herkes kendi alanına gidiyor. Aynı ilacı satıyorlar. Ama hani hedef farklı ya sonuçta şey, bir hedefleri var. Ortak hedef <laughs> tamam şimdi zaten sıkıntı orada. Herkes o kotaya ulaşmak için kendi bölümünde sattığından fazla bir şey yapamazsın. Hmm. Bir başka arkadaşının satışını kolaylaştıramazsın vesaire vesaire. Ama tepedeki adam da ortak hedeften sorumlu. Yani. E, ne yapacak peki? Diğerlerinin o hedeften sorumluluk duyması için. Ya primlerini alırken bak ortak hedefe ulaşılmazsa priminin tamamını alamazsın diyeceksin. Aa O zaman aa bir de bizim ortak hedefimiz vardı diyecek. Kendi bölge hedefine bakmadan. Ya da böyle bir şey yapmayacaksın. Ama bölge müdürü o kadar karizmatik bir adam olacak ki sırf onu mutlu edebilmek için diğer bölgeler için ne yapabilirim diye düşüneceksin. Kendine hiçbir faydası olmasın -hı. Evet. Yani kendi işini yaptığında başarını elde ediyorsun ama oradaki karizmatik etkileme seni kendine bağlayabilir. Ha ama sistemler zaten orta gelirle ulaşmadığınız takdirde sizi başarılı kılmayacak şekilde düzenlenmişse böyle güçlü bir karizmatik bağlanmaya da gerek yok. Bu anlamda bakıldığında ekip liderliğinden anlamamız gereken ekipteki her oyuncunun ekip tıkandığında öne çıkabilmesi. Yani yaban kazlarındaki gibi bayrağı devralıp gidebilmesi, ekip yöneticisinin de buna izin vermesi, bunu e, kompleks haline getirmemesi, ekip oyuncularının fikirlerini değerlendirmesi, onların yolunu açması, onların inisiyatiflerine izin vermesi. Hı -hı. ve e eleştiriyi kaldırabilmesi. Te eleştiriyi kaldırabilmesi, hatayı kabullenebilmesi, Hı -hı. E, takımın yaptığı yanlışta kendini sorgulayabilmesi... Gerekli dersleri çıkarabilmesi, onun da ekibin selametini kendi egosunun üstünde tutması gerekiyor. Ekip çalışmasında bireysel egolar at, e, kenara atılıp hedefe ulaşmak birinci. E, Aslında insanları değil de bir hata olduğunda süreçleri mi sorgulamak lazım? E, i̇nsanlar da sorgulanabilir, süreçler de sorgulanabilir ama önemli olan ben ne kadar hatasızım ve bir hata varsa ne kadar sizden anlayış yerine, biz ve onlar anlayış yerine ya bırakalım onu hedefe neden ulaşamadık şunu da bir anlayalım. Bunun için hedefi sahiplenmek lazım ama benim yaptığım şu hedefin içinde... ...şurasıysa ve ben hep bu şekilde baktıysam... ...şurası bana hiç gösterilmediyse hmm. e, benden ekip olmamı kimse beklemesin. Kabiliyetsiz olduğum için, kötü bir insan olduğum için değil. Bu bakış açısı bana verilmediği için. Bu bakış açısını ya sistem verir ya da güçlü bir lider bunu verebilir... Hmm. Ama sistem varsa güçlü lidere ihtiyaç çok güçlü liderlerin de çoğu bunu tercih etmez. Hmm. Bu konuyla ilgili çok sayıda makalem var. Dediğim gibi bu konuda ayrı bir eğitim yaparak işte güçlü liderler hepsi pozitif midir? Pozitif olmayanları var mıdır? Kime böyle pozitiftir, hmm. kime göre değildir? Onu da ayrıca tartışma şansımız olur inşallah. Süper. Ee... Ben daha çok uzatırım da <laughs> konuyu. Daha da <daha> uzatırım <gülüyor> ama <gülüyor> e, biliyorum ki hem bu programı izleyecek e, izleyicilerin e, belli bir tahammülü var. ve <laughs> 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 <Hem de>, öyle. <laughs> <laughs> sizin de bizim vaktiniz şu anda çok değerli. Onun için burada belki. Evet, burada keselim şimdi. Respekt. Çok teşekkür ederiz. Yani Konu çok keyifliydi zaten. Siz harika anlattınız. <laughs> e, çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ee, inşallah bundan sonra da liderlikle ilgili tekrar bir webinar i̇nşallah. yaparız diye düşünüyorum. Yarım kaldı sanki. İnşallah. Oradan bağlarız. <laughs> evet. ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, bu konuyla ilgili e, söylemek istediklerimi söyleme fırsatı bulduğum için e, çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Uzman Diyaloğu'nun sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.